Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT IT Geometri Kampı'nın 16. haftasının 3. videosundayız. Dörtgenler konusu sonrasında ÖSYM benzeri testlerin çözümünü yapıyorduk ve bu videoda 3. testin çözümünü yapacağız. Kitabımızda da sayfa numarası 148 ve 149'u çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci sorudayız. Bir altıgen verilmiş ve içinde bir beşgen verilmiş. Düzgün altıgen ve düzgün beşgen. Şimdi açıların ne olduğunu biliyoruz. Düzgün altıgende 360 bölü alttan 60 yaptığını düzgün beşgende de, de 360 bölü 5'ten dış açının 72 yaptığını biliyoruz. E o zaman bunun iç açısı 120 bunun iç açısı da kaç yapar o zaman 108 yapar. Şimdi burada köşegen çizilmiş bak düzgün altıgende bu köşegen özel bir köşegen simetri ekseni olan köşegen simetri ekseni olan köşegen açı ortay değil midir? Yani 60 60'ları burası 120'yi parçaya bölecek yani burası 60 derece oldu bu da bir köşegen e hocam burası 108 ise ikiz kenarlık var ya 180'den 108 çıkart 2'ye böl 36 36 yapar buraları e hocam sonra ne çıktı? Şu düzgün beşgende şu açının tamamı 108. E o zaman buraya 72 kaldı. Sonra 60, 72 yani şu üçgende burası dış açı. Yani iki iç açının toplamı bir dış açı. Dayanamam diyorduk değil mi? X neye eşit olacaktır? 60 artı 72'ye eşit olacaktır. Buradan da kaç yapar? Cevap 132 yapar. Yani birinci soru denizli oldu. Geldik ikinci soruya. ABCD kare denmiş ve 90 derece var. İlk önce 3, 4, 5'in katından dolayı burası 12. Şimdi bizden şu uzunluk isteniyor. Arkadaşlar 90 derece var. Ekstradan alfa beta'ya dalacağımız da aşikar. Alfa beta burası da alfa. E alfayı gördük hocam. Bir 90 derece biz oluşturalım. Çünkü dikdörtgende karede genelde işimiz neydi? Benzerlikti. Hatta karede genelde eş üçgende Hatta bunlar bunlar birbirine eşit ya eş üçgen oluşturuyorduk genelde. Hocam alfayı görürsek alfabeti oluşturmak için hemen aklımıza şu gelir. Şuradan bir dik çizelim alfa 90 beta. Belki benzerlikten bulursun ama işlem kalabalığı yaparsınız. E burada ne yapacağız? Genelde karede eş üçgen dedik ya. Zaten özel açının mantığını da vermiştik. Mesela burası 30 sa Ya buradan dik çizersin ya da buradan dik çizersin. Hangisi mantıklısa onu yaparsın diye hep söyledik. Alfaya ait ya buradan dik çizersin ya da C köşesinden dik çizersin. O zaman C köşesinden çizsem. Hani şu geniş açı gibi duruyor. Sonra da geniş açı diyebilirdik gerçi. Geniş aç olduğundan yükseklik sadece dışarıya düşecek arkadaşım. Dışarıya düştüğü zaman da hop şöyle diki çizdik. Alfa 90 ise bak burası da beta oldu. Yani senin şu üçgeninle şuradaki üçgenin ne oldu? Benzer oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit eş oldu. Alfanın karşısı 12 ise alfanın karşısı 12. Beta'nın karşısı da burada 16 ise beta'nın karşısı da 16 olacak. E hocam 12'si buradaysa buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. Sonrasında şurada bir pisagor bağıntısı yaparsak x'i bulur muyuz? Buluruz. Pisagor'da da 4'ün karesi ve 12'nin karesi yapmayalım. Dikkat. Bu her ikisi de ortak çarpan 4. 4 çarpı 3 burası. 4 çarpı 1 burası. O zaman x de neye eşit olacaktır? 4 çarpı kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamı. 1 artı 9. Yani cevap 4 kök 10 çıkıyor. Böylelikle. Evet ikinci soru C han oldu. Geldik 3'e. Hmm, alfabeta ya da öklük bağıntısı sorusu gibi duruyor ama. Şimdi öklit bağıntısından böyle bir şeyler gelmiyor. Kenarları belli olan üçgenler yok. Mesela 2 kök 5'e ait bu üçgende ikinci bir kenar yok. Ya da bu üçgende ikinci bir kenar yok. Ha 4 kök 5 ise burası da 4 kök 5. Burada belki şu şey yapılabilir. Ama öklit bağıntısından ziyade sanki alfa beta'ya dalmak da daha kolay. Çünkü dik kenarda 1'e 2 oran var. Benzerlik bana daha böyle hızlı hareket ettirecek gibi duruyor arkadaşlar bu soruda. O zaman dalalım. Da Hiç üşenmeyelim. Alfa, beta, alfa, beta. Sonra devam edelim. Alfa 90 ise burası da beta olur. Burası da alfa olur. Sonra burası beta olur. Tamam. Şuraya bakacak olursak arkadaşlar. Senin şuradaki üçgeninde alfadan beta'ya geçiş kaça kaç? 1'e 2. O zaman senin buradaki üçgendeki yani bu sorudaki bütün benzerliklerin ne olacak? Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 olacak. E o zaman burada da arkadaşım A 2A olacak. Alfadan beta'ya geçiş. 1 2 kök 5 üçgeninden A dediğimiz 4 olur. E o zaman burası 8 oldu. Aynı şekilde alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Hatta şu üçgenler eş üçgen olduğundan dolayı da direkt şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama neyse burası n burası 2n diyeyim ben. Hocam 1, 2 kök 5 küçük olanın kök 5 katı n dediğimiz böylelikle 4 olur. O zaman burası 8 olur. Sonra ne olacak arkadaşım burada? Burada x'i bulmaya çalışacağız. Yani büyük dik üçgene bakacağız burada. Büyük dik üçgende de alfa betalı üçgen ya. Alfanın karşısı 4 kök 5 iken betanın karşısı 8 kök 5 olur. Çünkü 1, 2 orandan dolayı. E burada 1, 2 kök 5 üçgen olduğu için Burada AC uzunluğu ne? X artı 8 değil mi? Evet X artı 8 neye eşit olmak zorunda? Küçük olanın kök 5 katına yani 4 kök 5'in kök 5 katına eşit olmak zorunda. Dolayısıyla burası 20 yaptı. X artı 8 20 ise X'i de böylelikle kaç buluruz? 12 buluruz. Çok değişik yollarla sonuca ulaşabilir misin? Kesinlikle ulaşırsın ama ben 1'e 2'yi görünce benzerliğe dalarım. Sen de büyük ihtimalle öyle yaparsın. Ya hiç değişme diyesim geliyor bu aralar modaya. Ben böyle yapıyorum ve hiç değişmiyorum. Sen de öyle yap ve hiç değişme. Tamam mı dostum? Evet neyse geldik. Örnek 4'e. Yukarıda verilen ABC'de dikdörtgeni AF ve DE doğru parçalarıyla 3 eşit alanlı parçaya ayrılmış. Bak alan dağıtımı kullanacağım. Paralel kenardaki alan dağıtımını. Yani burada dikdörtgen ya. Dikdörtgen de paralel kenarın özel bir halidir. Ne mantıklı burada? Ya paralel kenarda ya da dikdörtgende alan dağıtırken ya köşegen çizeriz ya da şu bizim 5 yıldızlı alan muhabbeti önemli demiştik. Burada köşegen çizmeyle hocam bu köşegen çizince saçma olduğunu görüyoruz. Ondan sonra şu köşegen çizince alanları saçma parçalıyor. E o zaman şu üçgen oluşturursam hocam ne çıktı burada? Bu alan 5 yıldızlı alan muhabbetinden tüm alanın nesidir? Yarısıdır kardeşim. O zaman bunu kullanacağım. Öncelikli olarak bu alanlar birbirine eşit verilmiş. Bak şimdi sen önce şu çizgi ve bu çizgiyle eşit verilmiş ya buraya A, buraya A, buraya da A dersen eğer ne oluyor? Hocam 3A, 3A bölü 2 ile uğraşıyoruz burada. O zaman 2A, 2A, 2A diyelim de 3A bölü 2 ile uğraşmayalım. Yani tüm alan 6A olsun. Tüm alan 6A ise eğer sarı bölgenin alanı 3A olmak zorunda. O zaman 3A ise buraya ne kaldı? A. 2A'sı burada. O zaman buraya A kaldı. Hatta burası da 2A ya. Buraya da A kaldı diyebiliriz dostlar. E güzel bir şeyler çıkıyor sanki. Hocam ne var? Buradaki 4'ü kullanacağım. Başka burada 2A'ya A oranını kullanacağım. 2'ye 1 oran olduğundan yani burası burası 2 ise buraya Y diyebilir miyiz? Evet. Sonra hocam buradaki A ile buradaki 2A'yı kullanabilir miyim? Evet. Buradaki 2A ile buradaki A'yı kullanabilirim. Yükseklere eşit olduğu için tabanlarıyla doğru orantılı değil midir? Yani burası da 15 ya. Hocam tepe noktaları aynı değil ama sonuçta yükseklere eşit. Zaten tepe noktaları aynı olan üçgenlerde biz bu hamleyi yapıyorduk. E, Tipe noktalarının aynı olması, yükseklerin eşit olması anlamına geliyordu. E, burada da yükseklere eşitse o zaman alanlarda yukarı oran 1'e 2 ise tabanlarda yok oran da 1'e 2'dir. Ya da hocam bu alan A alanı dediğimiz 4 çarpı 15 bölü 2 yani burası 30 ya. E hocam burası 60 yapar o zaman buraya da n diyecek olursan n çarpı 15 bölü 2 eşittir 60 dersen n'i de buradan 8 olarak bulursun zaten. Ben alan dağıtımıyla gittim sen de bu şekilde bulabilirsin. E 8 15 17 üçgeni 3y eşittir. Bak buradaki Pisagor bağıntısından burası 17 çıktı. O zaman 3y 17 eşitse y'yi de 17 bölü 3 buluruz. A bizden x isteniyor. X de 2y olduğundan cevap 34 bölü 3 olur arkadaşlar. Yani dördüncü soru gerçekten güzel bir soru. Öseyemeye de sormuş bakın. Yani alan balan müfredattan kalktı diyorlar. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Devam alanla da ilgili çözümler yapmaya devam ediyoruz. Evet dördüncü soru C an çıktı geldik 5'e. Kenar uzunlukları 2 birim olan özdeş 12 tane kare aşağıdaki şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Kenar uzunlukları da kaç birim arkadaşlar? 2 birim. Unutmayalım. Üst kattaki her bir dakika okuyamadım. Üst kattaki her karenin alt köşeleri alt katındaki karelerin orta noktalarıdır. Evet. Yani şunlar şey diyor. Üste kareler yerleştirmiş ya. Alttakinin orta noktasıdır diyor. Yani burası 1-1 olacak o zaman. Aynı şekilde burası da 1 1. Aynı şekilde şurası da 1 1 de, diye devam edecek. Yani şurası da 1 burası da 1 demek istiyor bize soruda. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E ne yapacağız? Hocam tüm alandan şuradaki üçgenin alanı çıkartabiliriz. Ya da buradakileri ayrı ayrı hesaplamaya gidebiliriz. Ya kardeşim böyle yapma. Bütünsel düşün daha rahat olur. Tüm alan. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane 2'nin karesi tümden beyazı çıkartırsak soru daha kolay bir şekilde çözülür. Yoksa bunu ayrı bulayım. Tamam hocam burası belli. Hani 2 çarpı 2 bölü 2. Sonra buradaki alanı bulmaya çalışacaksın. Ama işlem kalabalığı olmuyor mu arkadaşlar? Oluyor. O yüzden tümden yani 12 çarpı 2'nin karesinden neyi çıkartacağız? Şu üçgenin alanı çıkartacağız. Üçgende taban belli mi? 2, 4, 6, 8 mi burası? Hayır 10. Şöyle bakacak olursak 10 burası. Bu tabana ait yükseklik belli mi? Belli hocam. Bak şuraya kadar belli. Bu da belli. Bu da belli. 2, 4, 6 zaten burası da. Yani sen 10 çarpı 6 bölü 2'yi çıkartacaksın. Bu 48 yaptı. 48'den de 30'u çıkartıyorsun. Cevapta kaç çıkıyor o zaman? 18 çıkıyor. İşte taral alan bu şekilde. Yani bütünsellik şartını kullanaraktan. Yani tüm alandan beyaz alanı çıkartaraktan sonuca rahat bir şekilde ulaştık. Geldik 6. soruya. Evet bunlar ikiz kenar olarak verilmiş. Ve bir şey verilmiş burada. Yukarıdaki şekilde BDC üçgeni alanı şu üçgenin alanı yamuğunun alanının 7'de 3'üdür. Yani 7'de 3'ü. Burası 3A iken bu yamuğun alanı 7A. Yani yamuğun alanı 7A ise eğer buraya ne kaldı? O zaman 4A kaldı. Arkadaşlar yamukta. Yani, paralel kenarda da söylüyordum. Ters düz üçgenlerde tabanlarla alanlar doğru orantılı değil miydi? Çünkü iki paralel doğru arasında Yüksekler eşit. Bunun yüksekliğiyle şunun yüksekliği aynı değil mi? Evet. Yani ÖSYM bir ara buna da takmıştı arkadaşlar. 3-4 sene arda arda bu mantığı da sormuştu. Alanlardaki oran tabandaki orana eşittir. Yani 3 bölü 4 ya tabandaki oran da 3K'ya 4K olacak o zaman. E 3K dediğimi 6 ise eğer K2 çıkar K2 çıktıysa burası da 8 çıktı. Yani şöyle bir yamukla karşılaştık dostum biz. 6 yukarısı 8 burası x burası burası da 6. E dik yamuk insan ne yapar? Hop şuradan dikini çizer. 6 ise 6 burası. E o zaman buraya 2 kaldı. E burası da x. O zaman x kare neye eşittir arkadaşım? 6'nın karesi eksi 2'nin karesine eşittir. 36 32 mi yapıyor? Evet. X de buradan kök 32'ye eşit olacaktır. Uzun yoldan yaptık ama neyse kısa yolu da var bulundu. Kısa yolu da biliyorsunuz. Cevap böyle çıktı arkadaşlar. 4 kök 2 çıktı. E, sayılar küçük olduğu için kısa yoldan yani şeyden yapıp verdim arkadaşlar. Cevap denizli oldu. 6. soruda geldik 7'ye. A, B, C, D, E, Düzgün beşgen. Düzgün beşgenin bir iç açısının 108 derece olduğunu biliyoruz. Dış açısı 360 bölü 5'ten 72 çıkıyor. Ye 180'den de 72 çıkartırsam 108 yapıyor dış açısı. X kaç derecedir diye soruluyor. Hmm. E, M ile C, birbirine eşit verilmiş. Hocam burası A iken burası da A verilmiş. M, ile C, eşit verilmiş. md D ile C, L eşit verilmiş. M, D ile C L birbirine eşit verilmiş. Bir kenara artı B mi oldu? Evet hocam burası da artı B olacak. O zaman burası ne oldu arkadaşım? A oldu. Değil mi? Evet burası A oldu. E ne yapacağız hocam? Hocam A artı B'den burası B oldu. Burası da A artı B oldu. Elimde üçgenler var sadece. Hop hocam şurada bir üçgen var elimde. Şurada da bir üçgen var. Ve şuradaki düzgün beşgenin iç açısının 108 derece olduğunu biliyoruz. Burası da 108. Dikkat et. 108'in kolları A'ya B. 108'in kolları A'ya B. O zaman bu iki üçgen ne oldu arkadaşlar? Eş. Neden dolayı eş kenar açı kenardan dolayı bak beşgen sorusu çözsek de nereden çıkıyor soru eş üçgenden yani üçgenler atıfta bulunuyor genelde. Madem eş üçgen çıktı o zaman 108'in karşısındaki bu kenarla 108'in karşısındaki bu kenar birbirinin tıpkısının aynısıdır. Çünkü eş üçgenlerde neydi aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşitti ya da aynı kenarı gören açılar birbirine eşitti. Hocam ben buraya bir alfa dersem a'yı gören alfa ise a'yı gören burası da alfadır. Sonra buraya bir beta dersem B'yi gören beta ise B'yi gören betadır. Alfa artı beta artı 108. 180 olduğundan alfa artı betayı 72 buluruz. E hocam alfa artı beta 72 ise hop burada kaçı da kaç çıkar o zaman? 108 çıkar. 180'e tamamlayalım. Ve x kenar üçgen hocam 180'den 108 çıkart 72'yi 2'ye böl. Burada kaçılarda 36 şer derece mi yapar? Evet cevap böyle 36 oldu. Tamamıyla üçgenden çıktı ama Düzgün beşgen bilgisini de soruda kullandık mı? Tabii ki kullandık. Cevap denizli oldu. Bu soruda geldik 8'e. Kenar uzunluğu 2 birim olan düzgün altıgen biçimindeki kartonun ön yüzü mavi, arka yüzü kırmızı renktedir. C ve D orta noktalar olmak üzere altıgen, C, D boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi bir yedigen oluşuyor. Evet. Bak şimdi dikkat et. Ben bunu DC boyunca katlayacağım. Burası altta kalacak. Şöyle katladığım zaman arka tarafı da kırmızı ya. Bu alt tarafta kalacak. Arka tarafı da bak tamamıyla kırmızı bir şekilde bir 7 yani oluştu mu oluştu. Şimdi bize ne diyor soruda? Buna göre diyor altıgenin A köşesinin ilk konumuyla B köşesinin ikinci konumu arasında uzaklık. B köşesinin ikinci konumu ne oluyor? Sen bunu böyle katladığın zaman hop B köşesinin ikinci konumu burası mı oluyor? Evet. Şimdi A köşesinin ilk konumu ne olacak? Katlama verilmişti ya. Katlamada ne yapıyorduk? Açıyorduk. Geriye doğru açıyorduk. E o zaman burada da bir geriye doğru açalım. Arkadaş şu geriye doğru açalım ki ilk konumunda bulalım. Nerenin A köşesinin ilk konumunu bulalım. Şu altıgeni açıyorum kardeşim. Şöyle bir açılım yapalım bakalım. Şöyle geriye doğru açmak burada biraz şey ama zor olacak ama açtık valla. Şöyle açtık. Evet ilk konumu bu. Şimdi A köşesinin katlanmadan önceki A köşesinin ilk konumu burası değil mi arkadaşlar? Evet. A köşesinin ilk konumuyla B köşesi buradaydı. İkinci konumu nereye denk geldi? Tam olarak buraya denk geldi. İşte bizden şuradaki uzunluk isteniyor. Tam D noktasından geçiyor, geçmiyor bilemeyiz ama D noktasından geçiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi buradaki verilen bilgileri kullanalım. Şunlar neydi? Birbirine eşitti. Şunlar da birbirine eşit verilmiş orta nokta olarak. Şurası 120 derece mi? Evet 120 derece. Hocam 120 ise zaten x kenardan dolayı bunlar 30-30 yaptı. Sonra katlamayı açtıktan sonra üst üste kenarlar birbirine eşit. Sen bunu böyle katladığın zaman bu buraya geldi ya üst üste binen kenarların eşitliğini şöyle gösterelim. Ondan sonra başka ne diyebiliriz burada? Şuradaki açıyı bulabilir miyiz? Biz bulabiliriz aslında. Çünkü burası 30 dereceyken şurası toplamda kaç derece? 150 derece hocam. Aynı zamanda üst üste açılar eşit. Burası da 150 derece. E 150, 150, 300. O zaman buraya kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. Yani sen şunu şöyle birleştirirsen eğer eşkenar üçgen oluştu. Yani şurada 1, 60, 60 yaptı. E hocam burası 120 derece ya. 120 ile 60, 180 olduğu için bu doğrusal oldu. Hatta burası da aynı şekilde. Burası da doğrusal oldu mu oldu. Yani şöyle bir üçgenle karşılaştık arkadaşlar. İşte bu üçgenden dolayı ben A ile B üstü diyeyim şuraya. B üstü arasındaki uzaklığı da rahat bir şekilde bulabilirim artık. Evet bir kenar kaç birimdi? 2 birimdi. Hocam burası 2 birim. Çift çizgilerden dolayı burası bir birim. bir birim eş kenardan dolayı burası da 1 bir birim oldu. Sonra burası da kaç birim? 2 birim. E bir kenarı 2 bir kenarı 5 olan bir üçgende bir doğrusallıkta çıktı burada. Şu uzunluğu bulmaya çalışacağım. Yani istersen şuraya çizeyim şunu. Şöyle bir şey var. 120 derece burası. Bak altıgenden dolayı 120. 2 burası değil mi? 2 burası. Burası da 5 birim ve bizden x birimiz uzunluğu isteniyor. Hocam ne yapacağız? Kosinüs teoremi. Sevmiyorum kardeşim ben kosinüs teoremini. Nasıl yapacağız? Hop şuradan 60'ın mantığını kullanayım. Şuradan bir dik çizersem şöyle. 90'ın karşısı 2 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı da köküç. Köküç ve 6'nın kareleri toplamı x kare eşittir köküçün karesi 3 6'nın karesi 36 39 mu yaptı yani böylelikle cevap ne çıktı arkadaşlar kök 39 çıktı yani cevap Cihan oldu arkadaşlar güzel bir soru hoş bir soru olmuş yani katlamada hep böyle kolayından böyle katlamayı açıyorduk biraz da zorunu böyle katlamada açalım değil mi arkadaşlar evet hoş bir soru gerçekten 8. soru Cihan oldu geldik 9'a 9. soru kenar uzunlukları 8 ve 19 birim olan dikdörtgen biçimindeki bir kağıttan 1, 2 ve 3 numaralı kareler kesiliyor. 1 nolu bir ifade kare ise 8. 3, 2 de kareymiş, 3 de kareymiş. Şimdi bu, bu dikdörtgendi ya. Hocam bu da kare olarak ayrıldıysa burası da 8. A, 8, 8, 16. Buraya kaç kaldı? 3. 2 de kare ise o zaman burası da 3, 3. E tamamı 8 ise bu da 8 diye ya. Buraya da 5 kaldı. Dik, işte boyalı bir dikdörtgen oluşmuş burada. Bir dikdörtgenin alanı isteniyor. 3 kere 5 15. Cevap 15 olacaktır. Kolay bir soru ama ÖSYM'nin benzeri ol sorusu olduğu için yazmak zorundaydık arkadaşlar. Eğer yani hep zor sorular mı soruyor ÖSYM? Yok kolay da sorular soruyor böyle işte. Soruyu yeter ki Allah yap diyor sana. 9. soru akça oldu geldik olmuş soruya. ABC'de paraya kenar. AC köşegen. Eben'in uzunluğu 5 burası 8 verilmiş. Alan ABCD 80 olarak verilmiş. ADF üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Boyalı alanlarda birbirine eşit verilmiş. Hocam şöyle bir şey yapsak. Aa, burada oranlama var ya alan dağıtımı yapsam. Buradaki 5'te kalan 5A ise 8'deki kalan 8A olacak ya tepe noktaları aynı olduğu için. Boyalı alanlarda birbirine eşit verilmiş. Hocam burası 5A iken burası da 5A. E 8'de kalan 8A olacak. Buraya kaç A kaldı o zaman? 3A kaldı. Sonra ADF üçgenin alanı soruluyor. Eyvallah. Şimdi burada 5'e 3 oranlaması bulduk. Tepe noktası şu E'ye göre baktığımızda 5'e 3 alanlamaları varsa burası 5 ise burası 3K değil midir? Evet. E burada da alan dağıtımı yapabilirim ben. Ve tüm alanında 80 vermiş zaten bize. E tüm alan 80 iken yarısı 40 diğer yarısı da 40'tır. Ve 3K'da kalan 3B ise 5K'da kalan 5B diyebilirim. Toplamda burası 40 değil mi kardeşim? Evet. Yani 8B eşittir 40 ise B'yi de böylelikle kaç buluruz? 5 olarak buluruz. ADF üçgenin alanı isteniyor bizden. ADF üçgenin alanı şöyle göstereyim. 5B isteniyor. B yerine 5 yazarsak cevap 25 çıkar arkadaşlar. Yani 10. soru Denizli oldu dostlar. Geldik 11. soruya. Şekilde verilen karelerin birer kenarları AB doğrusu üzerindedir. Şu. Karelerin birer kenarları AB doğrusu üzerinde. Yani bunlar sana doğrusaldır diyor. Buna göre diyor boyalı bölgenin alanları toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Valla arkadaşlar böyle burada şu işlemi yapabilirsiniz. Öncelikle size şunu söyleyeyim. Şimdi hocam şuradaki oranlamalardan dolayı 1'e 2 ya. E, burası da 3 ya. Şurası da 3. Hocam öncelikle şurası 3 burası 3. Buradaki oranlamaları bulup böyle uzunlukları bulup bu alana ayrı bu alana ayrı bu alana ayrı sonra bu alanı da ayrı bulursunuz. Hatta buradaki alanı ayrı belli zaten. Ayrı ne? 4 birim ya burası da 4 birim 1 bir kaldı buraya. Burası da 4 birim burası da 4 birim. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Ama buradaki alan biraz sıkıntı olacak değil mi? Bunları ayrı ayrı bulmak biraz sıkıntı olacak. E, nasıl yapabiliriz hocam burada diye şöyle bir bakalım soruya. Hocam şöyle bakacak olursak şurası 3 burası 3 olduğu için hocam şunlar birbirine eşit. Eşit olduğu için bir ort taban çıktı. E o zaman burası 3 bölü 2 oldu değil mi? A burası 3 bölü 2 ise burada da bir benzerlik yapıp şöyle 1 bölü 2, 3'ten dolayı hocam 1 bölü 3 oran olacak. O zaman burası da 1 bölü 2 diye bulabiliriz arkadaşlar. Eyvallah. Tamam bunu da bulduktan sonra şu alanı ayrı yazarım. Şunu ayrı toplarım. Şunu da ayrı toplarım ve olayı bitiririm gibi duruyor arkadaşlar. Ama bence bence daha kolay bir yöntemi var bu sorunun. Bence. Bakalım daha kolay bir yöntemi var mı? Şimdi şu yamuğun alanını yani şu yamuğun alanını ben bulabilirim. Hadi bu yamuğun alanını bulmak için bir işlem yani sonuçta e, uzun yoldan da yapsak bu yamuğun alanını bulacağız. Bunun bir kenarı 2 mi? 2. O zaman burası da 1 bölü 2 değil mi? Evet. Hocam burası 2. Burası da kaç yapacak? 2 olacağı için tamamı 2'den 1 bölü 2'ye çıkartırsak burası da 3 bölü 2 mi? Evet. Şimdi o zaman şunu ayrı toplayıp bunu ayrı toplayıp bunu ayrı toplayacağımıza dikkat et. Hocam şu alan aslında alt tabanla üst tabanı 3 bölü 2'ye 1 bölü 2. Bak buradaki alana A dersem bu alanda alt taban ve üst tabanı 3 bölü 2 ve yüksekliği de aynı değil mi? Evet. E buradaki alanda Şimdi benden A artı B artı C artı D isteniyor değil mi? Bak 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 dikkat. A artı B artı C artı D isteniyor benden. Hocam A artı B artı C'ye böyle bakacağına A artı B artı C direkt bu üçgenin alanı değil mi? Daha kolay çıkmadı mı? Yani buradaki A'yı ayrı olarak bulma. B'yi ayrı bulma. C'yi ayrı bulma. Bütünsel düşün. Burada kalan al buraya taşı. Yani şuraya taşıyacak olursan A artı B artı C alanı ne oldu? Direkt buradaki dik üçgenin alanı yaptı. Yani direkt burası Kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? Şöyle bakacak olursak. A artı B artı C. Bir kenarı 3. Diğer kenarı 6 olan bir dik üçgen. Yani 3 çarpı 6 bölü 2 şeklinde bulunuyor. Artı. E buradaki yamuğun alanı da artık bulabiliriz. İster karenin alanından üçgenin alanı çıkart. ister direkt yamuğun alan formülünden. Alt taban artı üst taban. 5. Yani 4 artı 1. Çarp yükseklik bölü 2 şeklinde bulunacak. 18 bölü 2'den 9 artı. 20 bölü 2'den 10 ve cevap 19 çıktı. Valla arkadaşlar mükemmel bir soru. Bununla ilgili bir soruyu ÖSYM böyle sordu. Sadece şu parçasını sordu. Ben buraya da bunu eklemiş bulunuyorum. Gerçekten güzel bir soru. Yani soru ÖSYM öyle bir şey soruyor ki. Genelde bak ben kendi gözlemlemin bu. Yani soru yapılabilsin. Yani uzun yoldan yapanlar zaman kaybetsin. Akıllı olanlar da zamandan kazansın diyor. İşte ben bu videolarla size o aklı göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani bodaslama dalıp da hemen işlemlerle ayrı ayrı bir şeyler toplamaya çalışma. Genelde böyle saçma sapan alanlar varsa biz bunu dairede alanda çok yapıyoruz. Evet. Dairede alanı böyle saçma sapan alanlar toplamını görürken böyle alan taşıması falan yapıyoruz. Aynen öyle dairede alana geçtiğimiz zaman göreceksin zaten. Ama aynı şeyi dikdörtgende karede paralel kenarda üçgende bile yapabilirsin dostum. Ayrı ayrı yerlerdeki alanlar toplamı böyle sorulduğunda oradaki alanları ayrı ayrı bulma. Bir bütün olarak belli bir bütünün parçasının alanı yapıyor mu diye bak. Bu cümleme de şöyle bir yıldız at. Bu cümlemi de şuraya yaz. Tamam mı? Ve geri dönüp bence buraya da bak. Bunu da sakın ama sakın unutma dostum. Çünkü gerçekten söylediği bir şey çok değerli. Çünkü ÖSYM bunu yapıyor dedik ya. İster uzun yoldan yap zaman kaybet sonra ileriki fizik konusundan ee, soruları kaçır. İstersen de bu düşüncemi de böyle not al daha hızlı bir şekilde yap. Fizik konusunda yap ki sonra VIP fizikten. Fırçayı yeme ya da biyoloji yetiştiremiyorsun doktor biyolojiden sonra fırçayı yeme tamam mı belki de kimyayı yetiştiremeyeceksin o zaman şeyden fırçayı yeme ne onun ismi kimya adası Murat nandır Murat hocamdan fırçayı yeme anlaştık evet gençler böylelikle bitirdik mi bitirdik bu testi de bitirdik sıradan var dördüncü testimiz var o zaman bir sonraki videoda dördüncü testin çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.